AKP 39 maddeden oluşan yargı reform paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyor. AKP'li Mehmet Muş bu konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı detaylarına dair. Muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok dedi. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz dedi. Hukuk fakültelerinden mezun olanların hukuk mesleğine giriş sınavına gireceklerini ve en az 70 puan almaları gerektiğini belirtti. 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verileceği söyleniyor ama hepsine değil. İfade özgürlüğüne temas eden Yargıtay yolunu açıyoruz dedi ve tamamına değil içeriğe ilişkin kısıtlar gelecek sitelere yönelik engellere ilişkin. Mehmet Muş'un yaptığı açıklamadan başlıklar böyleydi. AKP bu şekilde anlatıyor paketi ama peki işin gerçekten reform paketinin iç yüzü de böyle mi? Burada ne amaçlanıyor? Bütün bunları konuşacağız. CHP PM üyesi İlhan Ciyener hattımızda. İlhan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Tüm Çok izleyenleri selamlıyorum. çok teşekkür ederiz. Şimdi neden böyle bir reform paketi ortaya atıldı? Öncelikle onu konuşalım. Amaç burada Batı'ya şirin gözükmek mi? Çünkü Erdoğan siz de yazmışsınız. Şöyle söylemişti. Yargı reformuyla daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşmasına yardımcı olacaktır demişti bu reform paketi için. Ne amaçlanıyor? Nereden çıktı bu reform paketi? Evet, yani bu özellikle yurt dışında ekonomik yatırımlar konusunda öteden beri dillendirilen bir şey bu. Yani yargının iyileştirilmesinin, tarafsız, bağımsız, adil bir yargının inşa edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bir hakkı olduğu için değil, yabancı sermayenin ancak iyi işleyen bir hukuk devletini tercih edeceği Evet. gerekçesiyle getirilmek istendiği defalarca telaffuz edilmişti. Bizatihi bu strateji belgesinin sunumu sırasında da bu dillendirildi. Birinci amacın bu olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Zaten ortaya çıkan ilk pakette de dişe dokunur bir şeyin olmaması ve makyaj kabiliğinden şeyler olması bunu gösteriyor açıkça. Dolayısıyla dışarıda sıkışan hükümetin bir çeşit daha önceden defalarca yaptığı gibi bir kozmetik kabiliğinden düzeltmeler yapmak istediği anlaşılıyor. Evet, E, peki. ayrıca Muş'un söylediği muhalefetten de çok fazla itiraz yok sözü de doğru değil. Yani en azından benim çok temel eleştirilerim var bu yapılmak istenen değişikliğe dair. Evet, peki ne gibi eleştirileriniz var? Temel başlıklar halinde sıralayacak olursanız. Ya her şeyden önce bir kere bu hedeflenenin lansmanı yapılırken bu strateji belgesinin iki temel hedefi olduğu işte 256 faaliyeti olduğu, 63 amacı olduğu gibi böyle çok detaylandırılarak verilmişti. İlk pakette üzerinde durulması gereken şeylerden birisi özellikle terörle mücadele kanunu 7 Taksim 2. maddesindeki terör örgütü propagandasına dair iyileştirme olarak gündeme getirdikleri düzenleme. Aslında suç kasti bir suçtur. Kesinlikle o eklenmek istenen maddeye ihtiyaç olmadığı halde şöyle bir ek getiriliyor. Haber verme amacıyla ya da eleştiri amacıyla yapılan açıklamalar suç oluşturmaz deniyor. Şimdi bunun bu şekilde buraya dahil edilmesi demek zaten hukukun ABC'sinin bile yargı tarafından ihlal edildiğini ortaya koyuyor. Bunu oraya koyacağınıza niçin temel bir hukuk kuralının ihlal edildiğinin üzerinde durup onu ortadan, o dinamikleri ortadan kaldırmak gerekir. Yani daha önceden Türk Ceza Kanunu'nda da 301. maddeye de benzer şeyler eklendi. Demek ki buradaki sorun maddeden kaynaklanmıyor. Tam tersi o maddeyi yorumlayan yargı sisteminden kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla da tarafsız ve bağımsız bir yargıyı inşa etmek için, onun önündeki engelleri kaldırmak için atılması gereken adımları göz ardı edip sürekli yasalarla oynayarak sonuç elde edilmeye çalışılıyor. Bir diğer düzenleme, en çok propaganda yapılan düzenleme, siz de özetlerken söylediniz, tutukluluk sürecinin süresinin kısaltılmasına dair bir düzenleme yapıldığı iddia ediyor. Kesinlikle doğru değil. Bu her şeyden önce
hazırlık soruşturması eski deyimle, şimdiki deyimle soruşturma aşamasındaki tutukluluk süresine bir kısıtlama getiriliyor. Zaten Türkiye'de soruşturma aşamasında o sürelere varan bir tutukluluk süresi çok azdı. Yani tutuklamayla ilgili sorun daha çok kovuşturma aşamasında, dava açıldıktan sonra uzun tutukluluk süreleri ve aslında başlangıçtan itibaren hiç tutuklanmaması gereken insanların tutuklanıyor olmasıydı. Nitekim bunun en çarpıcı örneğini tam da bu şey parlamentoya sunulduğu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la ilgili olarak tahliye edildikleri halde bunları bırakamazdık diyerek işte tarafsız ve bağımsız yargıya çok açık bir talimat, müdahale ve arka planını açık eden bir söylemi oldu. Şimdi bir kere bu çok net bir şekilde gösteriyor ki sorun yasa maddelerinde değil. Kaldı ki aynı yasa maddeleri AKP döneminde defalarca değiştirildi. Yani oradan bile bir sonuç çıkarılamıyor, çıkarılmıyor. Yanılmıyorsam 15 yasada değişiklik öngörüyor. Bu 11 yasa daha önceden üstelik bazıları 4-5 kez AKP tarafından değiştirildi. Öyle yaptılar olmadı, böyle yaptılar olmadı. Çünkü çözümü yanlış yerde arıyorlar. Siz bir yandan yargıya doğrudan doğruya AKP'nin militanı sayılabilecek bir takım kadrolaşmayı hayata geçireceksiniz. Ondan sonra dönüp maddelerle oynayarak tarafsız bağımsız bir yargıyla ancak elde edilebilecek bir takım sonuçları elde etmeye çalışacaksınız. Bu tabii ki bir hata ya da bilinçsizlik hali değil. Bunun böyle olacağını kendiler de biliyorlar ama dışarıya bir mesaj vermek istiyorlar. Gene çok propaganda ettikleri şeylerden birisi maalesef Barolar Birliği'nin de sanırım bu yasaya güçlü destek vermesi gerekçelerinden birisi hukuk meslekleriyle ilgili getirilen genel sınav. Yani evet. Üniversite sınavı bittikten sonra hakim savcı olmak için ya da avukat olmak için bir sınava girilecek ve o sınavdan alınacak sonuca göre diğer alt meslek sınavlarına girilecek. Şimdi bunun yargıdaki kalite sorununu, yetkinlik sorununu çözeceğini beklemek çok ahmakça olur. Kimse kusura bakmasın. Çünkü zaten mevcut olan siz sınavı sürekli dejenere ettiniz. Önce alt sınır vardı hakim savcılık sınavında. O sayının altında, o puanın altında alanlar mülakata giremiyordu. Onu önce ortadan kaldırdılar. Kadroların önemli bir kısmını o koşullarda aldılar. Daha sonra mülakatta hepimiz biliyoruz ki en üst sıralarda mülakat yazılı sınavı kazananlar defalarca aynı başarıyı gösteriyor olmalarına rağmen mülakatta eleniyor. Ama bakıyoruz mülakat sisteminde kayda değer hiçbir değişiklik yok. Yani siz mülakat sistemini aynı şekilde yapmaya devam ettikçe ve kendinizin yaptığı yazılı, hali hazırdaki yazılı sınavı adil bir şekilde kullanmıyorken yeni bir sınav getirilerek hangi sonucu çözeceksiniz bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla çok temel eleştirilerimiz var. Bu tamamen makyaj kabiliğinden, propaganda kabiliğinden bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki ufak tefek iyilikler vardır. Yani tutuklama aşamasında olsa da tutuklama süresine bir üst sınır getirilmesi tabii ki ileriye dönük bir adımdır ama bunun ne kadar dosyayı etkilediğine baktığınızda aslında hiçbir şu andaki yargının sorunlarından hiçbirini kalıcı bir şekilde çözmeyeceğini de görebiliriz. Peki bu ifade özgürlüğü meselesini de gündeme getiriyor AKP özellikle. İfade özgürlüğüne temas eden suçlara Yargıtay yolunu açıyoruz diyor. Aynı zamanda işte internet siteleriyle ilgili de sitenin tamamına değil içeriye ilişkin bir kısıtlama gelecek. Bununla ilgili bir düzenleme var deniyor. Şimdi bu ifade özgürlüğü meselesi önemli. En çok da en son CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 7 yıl sonra attığı tweetler nedeniyle verilen cezayla gündeme geldi. Bu konuda bir gelişme görebiliyor musunuz siz bu pakete dair? Hayır göremiyorum çünkü zaten o bahsettiğiniz mahkumiyet kararları zaten iktidarın zorlamasıyla, hedef göstermesiyle verilmiş kararlar. Yani yargının kendiliğinden harekete geçerek ortaya koyduğu davalar ya da kararlar olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de yaşayan siyasi ve hukuki süreçleri az çok takip eden herkes
Eğer Erdoğan İstanbul İl Başkanı'na hedef göstermeseydi o davanın açılmayacağını biliyor. O zaman tekrar ediyorum, biz sorunu ve çözümü başka bir yerde aramamız lazım. Bunlara dair Yargıtay yolunun açılmış olması, Yargıtay'ın nasıl karar vereceğinden bağımsız olarak düşünülemez. Yargıtay'ın son zamanlarda doğrudur, özgürlükçü bazı kararları var ama onu, orasının da siyasi iklime göre nasıl daha antidemokratik kararlar verebildiğini, özellikle düşünce özgürlüğü açısından görebiliyoruz. O zaman bizim topyekun bağımsız ve tarafsız bir yargı inşa etmemiz gerekir. Yani eğer geldiğimiz noktada hukuk fakültesinin temeli diyebileceğimiz suçun kasti olması, yani haber verme amacıyla ya da eleştiri amacıyla yapılan bir açıklamanın suç sayılmaz diye bence utanç verici bir ibare ekleyecek kadar gerilemişsek, bir de oraya da güvenmeyip daha yetkin olduğunu düşündüğümüz istinaflarla da bu sorunun çözülmeyeceğini düşünüyorsak ve bunu Yargıtay'a götürelim, Yargıtay çözsün bunu diyorsak, demek ki sorun başka bir yerde. Yani yasalarla falan çözülecek bir sorun olmadığını görmemiz lazım. Bu URL bazlı sınırlama getirme zaten önceden de vardı. Tekrar ediyorum, burada sorun yasalardan kaynaklanmıyor. Sorun yasaların AKP tarafından alabildiğine militanlaştırılmış ve kadrolaşma yoluyla bağımsız ve tarafsız niteliğini yitirmiş. Kimi baskı ve göreceği cezalardan ürkerek mesleki geleneğini, mesleki etiğini yitirmiş kadroların pratiği, öyle görmemiz lazım. Onu besleyen dinamikleri ortadan kaldırmak lazım. Onun birincisi de Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını bence her şeyden önce değiştirmeye başlamak lazım. İktidarın Cumhurbaşkanı'ndan, Cumhurbaşkanı'nın avukatlarına kadar tüm unsurlarının yargının bağımsız ve tarafsızlığına saygı duyar hale getirilmeleri gerekir. Tabii yargının da bunu hak edecek bir pratiği ortaya koyması gerekir. Peki siz yazınızda şöyle diyorsunuz, bu yargı reform paketiyle ilgili yazınızda, iktidarın belirlediği sınırlar içinde siyaset yapma yanlışına düşeceğimiz anlaşılıyor diyorsunuz. Burada ana muhalefetin, partinizin veya diğer toplumsal muhalefetin bu konudaki eleştirilerini eksik mi buluyorsunuz örneğin? Evet, yani o genel olarak zaten sadece yargı reformu strateji belgesiyle ilgili değil. Yani işte Suriye meselesinde de öyle, Kürt meselesinde de öyle. Genel olarak bu maalesef değişen rejim ve koşullara oryante olmadan iktidarın belirlediği tartışma başlıkları üzerinden götürdüğümüz için bir sonuç alamıyoruz ve AKP neredeyse hiçbir majör planını hayata geçirmekten geri kalmıyor. Aşama aşama gidiyor bu. Kastettiğim şey biraz da o. Örneğin hepimiz biliyoruz ki bu reform paketi parlamento dışında hazırlandı. Parlamentonun katkısı, baroların katkısı neredeyse sıfır oldu. Hatta SETA diye hükümetin bir paralel, iktidarın paralel örgütü var. Onun tarafından hazırlandığına da çok güçlü işaretler var. Çünkü daha Cumhurbaşkanı açıklamayı yapar yapmaz onlarca sayfalık raporlar ve strateji belgesinin amaçlarının falan yazıldığı, onlara dair detaylı değerlendirmelerin yapıldığını gördük. Ve bu süreç içerisinde barolarla bir araya gelinmedi. İstanbul Barosu'yla, Ankara Barosu'yla, İzmir Barosu'yla sadece 2018'in Kasım ayında çok kısa süren bir toplantı yapıldı. Yargı pratiğine ilişkin en büyük katkının sağlanacağı, örneğin düşünce özgürlüğü ve basın özgürlüğü söz konusuysa, buna dair sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, kişilerin çağrılıp onların da sürece dahil edilmesi gerekirken nerede hazırlandığını bilmediğimiz bir paket ortaya çıktı. Oysa biz bu rejimi değiştirirken bize propaganda edilen şey neydi? Sert kuvvetler ayrılığı var. Artık parlamento bu tarz şeyleri kendisi hazırlayacak. Kendisi yasaları hazırlayacak ve bu olması gereken neydi?
yürütmenin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu bahsettiğimiz yöntemle, yani alabildiğine katılımcı bir süreçle, bir toplumun katkısının da sağlandığı bir süreç işletip öyle bir paket hazırlamasıydı. Ama şimdi geldiğimiz noktada örneğin ilk madde pasaport kanununda değişiklik. Pasaport kanunundaki değişiklik, ilan edilen amaçların hiçbirinde yeri yok onun. Niçin pasaport kanunundaki değişiklik yargı reformu strateji belgesinin ilk paketine dahil edildi? Bunu anlamak mümkün değil. Tabii anlıyoruz da onun için bu hükümetin çizdiği, hükümetin belirlediği alanların dışına çıkıp tartışmayı orada yapıp çözümü de orada aramanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet, peki şunu soracağım. Siz aslında biraz bahsettiniz ama yargıda çok ilginç şeyler oluyor. Yani siyasi olarak yönlendirildiği, aslında siyasi kararlar verildiği. Açık örneğin işte Demirtaş davasında, Ahim davasında çok yakın bir zamanda işte tahliye kararı verildi. Ama işte mahsup başvurusu yanıtlanmadı uzunca bir süre. Daha sonra başka davalardan Demirtaş ve Yüksekdağ için tekrar bir tutuklama kararı verildi. Bir taraftan da Erdoğan bırakmayız diye bir açıklama yapıyor. Diğer taraftan da AKP'nin içinde de aslında işte bir pelikan tartışması üzerinden yargı içindeki müdahalelere dair başka bir tartışma açıldığını görüyoruz. Bütün bu atmosferi ele aldığımızda ve şu anda da bir yargı reformu paketi ortaya atılıyor. Yani çok böyle bulanık, karışık bir içeride kaynama olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığınızda şu andaki yargının durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Maalesef özellikle 15 Temmuz öncesinde 2010 referandumu ile 15 Temmuz arasında gene tabii ki AKP tarafından yargı Fethullahçı yapılanmaya neredeyse anahtar teslimi devredilmişti. Ve onların tahrip ettiği yargısal değerler, yargısal gelenekler, zaten çok sorunlu bir yargımız vardı ama o dönemde iyice zıvanadan çıktı tabiri caizse. Onun üzerine bir de 15 Temmuz travması yaşanınca yargıda gerçekten bir belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir travmatik durum ortaya çıktı. Hem yargı mensuplarında hem yasa düzeyinde, mevzuat düzeyinde bir karmaşa ortaya çıktı. Bu kolay değil bunu atlatmak. Ama iktidar buradan bağımsız ve tarafsız bir daha bu tarz travmaları yaşamayacak bir yargı inşa etmek amacıyla sorunları çözmek yerine tam tersi doğrudan doğruya daha güçlü bir şekilde kontrol edebileceği bir yargı inşa etmeye çalıştı. Ve giderek iktidarın kendi içerisindeki bütünlüğünün bozulmaya başlamasıyla birlikte de kendi içerisindeki fraksiyonların kavga alanına, onların egemenlik alanına dönüştü yargı. Ve şimdi acaba şu cemaat mi ya da AKP'nin içerisindeki şu kesimi, bu kesim mi yargıya egemen olacak diye bir kavga yürüyor. Bu aslında çok özgün, çok sıra dışı bir sorun ve çok çok büyük bir sorun. Tekrar vurgulamak gerekirse bunun bu sorundan çıkmanın yolu da bu sorunu çözmenin yolu da yargının kendi geleneğini inşa edeceği, bağımsız tarafsız yargıçları, bağımsız tarafsız bir yargı pratiğini hayata geçirecek tüm kurum kurullarıyla toplumun tamamının üzerinde ortaklaştığı bir devrimci bir bakış açısıyla ele almak. Yani bu tarz paketlerle ancak yeni yeni paketlerin çıkmasına yol açabilirsiniz. Teknik boyutta da çok zayıf. Belki biraz ona da değinmemiz lazım. Evet. Örneğin davayı azaltmak için, dava sayısını azaltmak için bir takım yeni müesseseler getirilmeye çalışılıyor. Bunlar işte seri yargılama gibi, Amerikan sisteminden kopya gibi görülüyor. Ama bu tarz düzenlemeler yargı geleneğini göz ardı ederek yapamazsınız. Hem yurttaşların arasındaki yargı geleneğini hem var olan pratik hakim savcılar ve mevzuatın oluşturduğu belki 100 yıllık geleneği göz önünde bulundurarak bir takım adımlar atmanız lazım. Örneğin Cumhuriyet Savcısına kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesi daha önceden getirilmişti. Bu madde neredeyse ölü bir madde halinde.
bu uygulanamamışken şimdi çok daha fazla Cumhuriyet Savcısının inisiyatif kullanarak daha ciddi suçlarda bunu yapması bekleniyor. Bu gerçekçi değil. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi mekanizması maalesef Türk hukuk, ceza hukuk pratiğinde uygulanmadı. Bir yıl ve takibi şikayete bağlı suçları kapsıyorken şimdi siz onu 2 yıla çıkarıyorsunuz. Bir yıllıkken kullanmamış inisiyatifi savcı 2 yılı nasıl kullanacak? Şimdi bunun gibi teknik zafiyetler de epeyce var. Biraz daha bence tartışılırsa tüm yurttaşlarımız bunun aslında bir makyaj kabiliğinden bir paket olduğunu görecektir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ben Cihaner. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, çok sağ olun. Evet, CHPPM üyesi İlhan Cihaner'le görüştük. Yargı reform paketi bugün meclise sunuldu. 39 maddelik bir paket. AKP'nin anlatımına bakılırsa işte muhalefet partilerinin de aslında itiraz etmediği, işte çok olumlu yanları olan, ifade özgürlüğünün önünü açacak olan, avukatlara yeşil pasaport verecek olan ve çok bütün yanlarıyla olumlu bir paket anlatılıyor. Ama İlhan Cihaner bunun tamamen bir kozmatik reform paketi olduğunun altını çiziyor. Yani dışarıdan bakınca süslü, güzel ama içine bakıldığında içeriği boş bir paket olduğunun altını çiziyor. Eğer gerçekten yargıda adil bir sistem uygulanacaksa yargının kendi geleneğini inşa edeceği bir değişiklik olması gerekiyor. Kökten bir değişiklik olması gerekiyor. Aksi takdirde bu tamamen yine iktidarın yargıyı yönlendirmek adına daha fazla ele geçirmek adına atacağı adımlar anlamına geliyor diyor ve önemli bir söylediği sözde AKP'nin paralel örgütü olan SETA'nın bu paketi hazırlamış olabileceği ile ilgili önemli iddialar olduğunu kendisi söyledi. Bu yargıda reform paketini önümüzdeki dönemde belli ki daha konuşmaya devam edeceğiz. Ne gibi eleştiriler gelecek bunları incelemeye devam edeceğiz diyelim. Bağlantılarımızla yayınımıza devam edeceğiz.